Merhaba arkadaşlar ve aday öğrenciler. Ben Deniz Nur Boğazkesen. İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diploma Programı'nda 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ece Gül Somay. İTÜ SUNY İPALT 2017 mezunuyum. Bugün sizden gelen sorular hakkında konuşacağız. Bu programı büyük ihtimalle birçoğunuz araştırıyorsunuz. Bilgi sahibi olmak istiyorsunuz veya hani hakkında birçok şey öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağım diyorsunuz elbette. Bir mezun öğrenci ve şu an mevcut olan bir öğrenciyle bunların hepsini öğreneceksiniz. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. İTÜ ayağından başlayalım. İTÜ ayağında biz açıkçası çok eğleniyoruz. Hani güzel geçiyor bizim için. Çünkü hocalarımız kendilerinde olan bütün bu ünvanları bir yana bırakıp bizimle tamamen akranmış gibi aşırı samimi bir şekilde ilgileniyorlar. Ve tabii ki SUNY öğrencisi olduğumuz için bunun avantajı olarak da sınıfımız 20 kişi. Yani maksimum 25 kişi oluyor. Ve bu ayrıcalık da bize açıkçası çok iyi bir şekilde dönüyor. Hocalarımız tek tek hepimizin derdi, problemi ve hani üzerine durulması gereken her şeyle ekstra özenle ilgilenebiliyorlar. Peki bunun dışında ne olabilir diyorsunuz? Tabii ki İTÜ ismiyle çok iyi bilinen bir okul ve bunun da birçok ayrıcalığını yaşıyoruz. Hocalarımız genelde bize Amerikan sistemini uygulamaya çalışıyorlar. Mesela case study, projeler bizim için çok daha önemli. Yani sosyallik SUNY IPALT'ta önemli olduğu gibi İTÜ ayağında da çok önemli oluyor. Ve biz bunlardan dolayı aşırı bir sosyalleşme ve bu şekilde devam etmeye yöneliyoruz. Hocalarımız da bu konuda gerçekten bize çok yardımcı oluyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir proje yaparken çok büyük firmalarla yalnızca İTÜ'yü kullanarak, yani ismimizi kullanarak direkt görüşme sağlayabiliyoruz. Örneğin Turkish Airlines'la CEO'suyla bizzat görüşme sağlayabildik bu sayede. Peki diğer yandan Amerika ayağını tabii ki merak ediyorsunuzdur. Ben Amerika'ya yaz okulu programıyla gittim. Tabii ki bundan da bahsetmek isterim. Diğer bölümlerinde yok ama işletmede şöyle bir ayrıcalığınız var. Oldu da hazırlığı geçemediniz. Talihsizlik bu olabilir. Her şeyi yaşayabilirsiniz. Ama bize okulumuz ekstra bir imkan sağlıyor. Bu ekstra imkan da yaz okulu programı. Yaz okulu şöyle. 5 haftalık güzel bir program. Gidiyorsunuz güzelce hem eğleniyorsunuz hem yeni bir ülkeyi keşfediyorsunuz. Aynı zamanda rahat ve güzel bir şekilde bölümünüze başlamak için yeterli olan İngilizce eğitimini sağlıyoruz biz size. Ben gittim, çok memnun kaldım. Tabii ki 5 hafta içinde yaşadığım zorluklar oldu mu oldu. Mesela yurtta kaldık, her şeyimizle kendimizle ilgilendik ve hani bu bizi bir tık zorlamıştı. Ekstradan yemekler. Ben özellikle yemeklerde çok zorlandım. Çünkü çok severim hani, sevdiğim bir şey olduğu için biraz üzülmüştüm. Ama bunu da toparladık. Bunun dışında tabii ki birçok şey olabilir ama ben size yalnızca bunlardan bahsedebilirim. Çünkü yalnızca 5 hafta kaldım. Şimdi bu konuda Ece'ye sormak istiyorum. Çünkü sen mezun oldun. Tabii. Ve bu konu hakkında daha çok bilgi sahibisin. Tamamdır. Mesela Amerika'daki yaşamdan bana bahseder misin? Ben gittiğimde neyle karşılaşacağım? Tamam. Amerika'ya gittiğinde Naples küçük bir kasaba. Ama hani böyle küçük olduğuna bakmamak gerekiyor. Bir üniversite kasabası ve bir sürü öğrenci var. Ortalama 8000 tane öğrenciden bahsediyoruz. Ve bu demektir ki aynı zamanda bol bol ders çalışacağın, öğreneceğin, yeni şeyler deneyimleyeceğin, aynı zamanda çok 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 da eğlenebileceğin bir imkan sağlayacak. Bir sürü kulüp var. Yani istersen basket kulübü, resim kulübü, dans kulübü, yani ders çalışma kulübü veya uluslararası öğrenci kulüpleri gibi bir sürü kulübe sahip okul. Bu yüzden hani çok rahat arkadaş da edinebiliyorsun. Ondan sonrasında ders çalışmak istersen zaten ders çalışacağın yerler var. Ödevlerin olacak. Öğretmenler buradan bir tık daha fazla proje ve grup çalışmalarına önem veriyor. Bunlarla karşılaşabilirsin. Daha sonrasında New York'a 1-1,5 saatlik uzaklıkta bir kasaba olduğu için canın sıkıldığı zamanlar ve ödevlerden vaktin kalırsa kalacak. Ya zaman yönetimini doğru yaparsanız gerçekten ödevlerden vaktiniz de kalacak. New York'a gidip gezebilirsin. Bir sürü tatilin olacak. Yani bu işte fall break, spring break. Bu tarz tatillerde de Amerika'yı keşfedebilirsin. Hani onun kültürünü ya da farklı yerlerini keşfedebileceksin. Bir sürü farklı şeyler karşılaşacaksın. Peki bunlar güzel yönleri. Tabii ki gezeceğim, eğleneceğim. Sonuçta yeni bir ülkeyi keşfediyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Kültürel açıdan kendimi en üst seviyeye çıkartmam için yeterli bir durum. Ama bunun dışında mesela benim zorlandığım durumlar olmuştu birkaç tane. Senin bu uzun sürede en çok zorlandığın durum ne oldu? Ya da bunu minimuma indirgemek için ne yaptın? Tamam. Ya
Bir kere ilk gittiğinizde ilk birkaç hafta, yani birkaç haftadan kastım bu kişiden kişiye göre değişiyor. Yani bir hafta da sürebilir, üç hafta da sürebilir. Bir ülkeye adaptasyon sürecinden geçeceksiniz. Çünkü ya Amerika dediğiniz yer, zaman farkı var, kültürel farklılık var, dil farkı var, insanların yaşayışı farklı. Hani her ne kadar filmlerde izlediğimiz hani işte bir şey New York'u görüyoruz, Los Angeles'ı görüyoruz, Las Vegas, hani hepsi bir aslında tanıdıkmış gibi geliyor ama işte orası mış. Aslında bundan çok çok daha farklı bir şeyle karşılaşacaksın. Biraz o yüzden şey yapabilirsin. Hani kendi konfor alanından çıktığın için önce birazcık rahatsız olacaksın. Hani bu nasıldı, neydi, nasıl olacak falan diyeceksin. Biraz zorlanabilirsin. Mesela biz İngilizce, örnek vereyim. Biz İngilizceyi çok iyi biliyoruz diye gittik. İlk bir hafta konuşamadık. Yani I do falan diyemiyorduk. Çok şeydi böyle, kasılıyorduk, geriliyorduk. Ondan sonra hani çok mükemmel İngilizce konuşacağım diye gidiyorsun. Bütün işte I go, you go, we go tadında ilerleyebiliyorsun. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Daha sonrasında da şey diyecek diyorsun. Hani bu zorlu, mesela bununla zorlanıyorsun ya. Daha sonrasında diyeceksin ki tamam, ne denirse densin. Beni anlıyor bu insanlar diye. Ondan sonrasında sen kendi o şeyini çözmeye başladıkça, atıyorum dilde mi zorlanıyorum, nasıl çözerim diyeceksin. Kendine minik bir yol haritası çizeceksin. Daha sonrasında mesela benim dilim öyle çözüldü. Ondan sonrasında hani bir yerden sonra o kırılma noktası senden çıkacak bir şey. Bu kişiden kişiye de göre değişiyor. Hani kısa da sürebilir, uzun da sürebilir dediğim gibi. Ondan sonra ama şöyle de bir artısı var okulun. Şimdi biz ilk gittiğimizde bunu tahmin ediyorlar. Çünkü hani sonuçta bir yerden bir yere gidiyorsun. Hani Avrupa'da değil, 2 saat Almanya'ya git gel ya da Fransa'ya git gel değil. Direkt Amerika, okyanus geçiyorsun. Okul size ilk geldiğiniz hafta çok güzel bir oryantasyon programı hazırlıyor. İşte Amerika'da yasal kalma süren nedir, yasal prosedürleri nedir, işte ders çalışmayla ilgili workshoplar düzenleniyor. Daha sonrasında işte Nepal'sı gezdiriyorlar. Ondan sonra New York'a, hani en yakın orası olduğu için gezi düzenliyorlar. Ondan sonrasında mesela işletmede business workshop diye bir ders alıyorsun. Bu 3-4 haftalık bir ders oluyor. Her hafta şey yapılıyor, işte belli bir şeyden bahsediyor. İşte etik nedir? Bizim işte okulda nasıl uygulanır? İşte disiplinli çalışmak nedir? İşte akademik olarak nasıl iyi bir yazı yazabilirim? Daha sonrasında işte öğrencilere işte kütüphane tanıtılıyor, nasıl kullanılır? İşte bir konuya ihtiyacım olduğunda nasıl şey yaparım? Genellikle bu tarz şeyler tanıtılıyor ve dolu bir oryantasyon programına sahipsiniz. Yani bu böyle bir zorluktan bahsedebiliriz. Yani kültürel zorluk da bahsedebiliriz. Yani sonuçta tanımadığın, bilmediğin bir çevre. Aynen öyle. Ama sonuçta Amerika'ya gidiyorsun. Hani herkesin bir yere kadar özgür olduğu, hani herkesin farklı olduğu bir yer ve çok bir sürü uluslararası öğrenci var. Ve onlarla tanışarak, yavaş yavaş kulüplere girerek hani o şeyini atıyorsun üstünde. Hani ben ne yapacağım ya da ne yapacağım, hani korkularını atabiliyorsun. Hani o birazcık sosyalleşmenle bağlı. Ya yemek konusu senin dediğin, ona ben de çok şeydim. Gerçekten o beni bitirmişti. Biraz zorlanacaksın yemekte ama o da şöyle. Sonuçta hiçbirimizin şeyi yok yani. Hani yemek yapabiliyorsan, evdeysen ve yemek yapabiliyorsan bu kolay bir şey oluyor. Ya yemek yapamıyorsan öğreniyorsun bu acı şey. Mesela burada küçük bir not vermek istiyorum. Kalma konusunda ya evde kalabiliyorsunuz, bir oda tutup odada kalabiliyorsunuz dışarıda ya da okulda yurtta kalabiliyorsunuz. Ben gittiğimde yurtta kaldım ve yurtta kaldığımız için yemekhaneye gitmemiz zorunluydu. Birleşik bir sistemleri vardı ve açıkça söylemek gerekirse ben bu sistemden hiç memnun olmamıştım. Yani gittiğimde mesela bu sefer gittiğimde kendi yemeğimi kendim pişirmek istiyorum. Hani okulun yemekhanesi çok çeşitli ama genelde uzak doğu ya da böyle daha böyle pasta tarzı, kek tarzı, hani bu tarz şeyler de çok çeşitli. Yani böyle şeyler hoşunuza gitmiyorsa ya da ben her gün pizza yiyemem, her gün hamburger yiyemem, dayanamam buna diyorsanız hani ev kavramlarını da araştırabilirsiniz. Mesela sana bunu da sormak istiyorum. Tamam. Konaklama konusunda biz evet yurtta kaldık çünkü hani zorunlu sistem buydu. Ama birçok evde kalan arkadaşımız oldu, hani bunları duyduk. Sence hangisi daha iyi? Tamam, şöyle
Ben yurtta da kaldım, bir odada da kaldım, daha sonra da evde kaldım. Yani hepsine hakimim, Nipas'ta yaşayabileceğiniz her şeye. Yurtta evet katılıyorum sana. Yurdun şöyle bir artısı var. Bir kere sosyalleşmeniz inanılmaz güzel. Çünkü aynı yani farklı iki türü var. Sen sanırım koridor tipinde kaldın. Evet. Aynen bir koridor tipi var, bir de suite tipi var. Koridor tipi normal bilinen yurt stili gibi düşün. Suite tipi de mesela 4 oda bir salon gibi düşün. Bir tek mutfak yok o minik dairede. Mesela oradaki suite arkadaşlarınla oturup konuşuyorsun, eğleniyorsun, onun arkadaşları geliyor. Hani sürekli sohbet, muhabbet ve sürekli hani hem dilin gelişiyor hem de sen yeni arkadaşlar ediniyorsun. Ha, bunun dışında yurtta bir de her hafta farklı farklı etkinlikler oluyor. Onlara katılabiliyorsun. İşte benim kaldığım yurtta okulun İtalyan kulübünün etkinlikleri oluyordu. Artı yurt etkinliği dışında kulüp etkinliklerine de katılabiliyorsun çok rahat bir biçimde. Yurdun böyle bir artısı var. Ha dezavantajı da evet mesela yemekhaneye yazılısınız ve yemekhanede birazcık daha Amerikan kültürü diyebileceğimiz fast food'a yakın yemekler çok çıkıyor. Ya da atıyorum uzak doğu yemeği çok çıkıyor. Yani çok yağlı yemeğe alışkın bir bünyen yoksa ya da çok hamur işi ya da atıyorum çok tatlı, şekerli şeyler yeme alışkanlığınız yoksa bu birazcık başta çok insanı yorabilecek bir şeyler. Hatta biz arkadaşımla kalıyorduk ve makarnayı seven insanlarız biz. Çok severim makarnayı. O kadar çok makarnaydı ki gerçekten ilk yurtta kaldığımda ben bayağı şişmanlamıştım. Ya böyle küçük acı tecrübelerde yaşayabiliyorsunuz aynısını yurtta. Aynısını 5 haftada ben de yaşadım. Evet. Yani sonra makarna pizza, makarna pizza. Daha sonrasında odaya geçtim. Bir ev içinde. Ya onun da artısı eğer şeysen atıyorum o çok şansa bağlı bir şey. Ev arkadaşların çok iyiyse ya ev inanılmaz güzel oluyor. Çok güzel tecrübe yaşayan arkadaşlarım da var. Ev arkadaşları çok iyi olduğu için. Ama hani çok acı tecrübeler yaşayanlar da var. O da tamamen biraz kültür farklılığından kaynaklanıyor. Yani ya orada mesela onu da öğreniyorsun. Hani bu konaklamadan çıktı ama küçük bir şey de olsa bunu da söylemek istiyorum. Ya ikinci mevzu da odada kalmak var. Odada da şöyle... Ya o birazcık şansa bağlı aslında. Hani kaldığın insanların şansına da bağlı. Hani bunu iyi yöne de çekebilirsin, kötü yöne de çekebilirsin. Hani iyi tarafından bakarsan bir sürü insanla kalıyorsun. Senin için yeni insanlarla tanışma, yeni kültürlerle tanışma bir sürü bilgi. Ama mesela kişisel şeyin eğer daha hani kapalıysa ya da atıyorum daha keskin sınırların varsa o birazcık sıkıntı oluyor. Mesela ben Taylandlı bir kızla aynı evde yaşamıştım. Ve hani bize göre onların yemekleri birazcık daha ağır oluyor. Ya da mesela başka bir arkadaşım Hintli biriyle kaldı. Yani onların yemekleri, kültürleri bize göre daha ağır oluyor. Ve şimdi onlar bir yemek pişirdiklerinde birazcık hani rahatsız olabiliyorsun. Ha bunu sorun edecek misin, etmeyecek misin? Orası çok kilit nokta. Eğer sorun teşkil ediyorsa bu odada kalman biraz sıkıntı. Ama mesela sorun teşkil etmiyorsa bardağın öbür tarafından bakıp hani ben bu insandan kültürüne dair ne öğrenebilirim? Ya da atıyorum o kızın ya da oğlanın background'u nasıldır? Ya da İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Nasıl artı eksi herhangi bir şeyde konuşabilirim mi kendine şey alıyorsan hani seçenek olarak alıyorsan inanılmaz zevkli. O da inanılmaz zevkli. Üçüncü olay da ev. Ya ben evde de kaldım. Evde kalmak şöyle güzel. Hani her şey senin. Hani evde senin, temizlik de senin. İşte atıyorum kirlenince senin kirliliğin oluyor. İşte temizleyince senin temizliğin. Yemek senin atıyorum. Her şeyden sorumlusun bir kere. Hani o yüzden o da zevkli oluyor. Yani tamamen sana ait bir alan. Bütün düzenini de sen kuruyorsun. İşte canın sıkıldığında kimse ses yapmıyor. Ya da ses yapmak istediğinde sen ses yapıyorsun. Bunun da en güzel artısı şimdi kirayı sen ödüyorsun. Ve bazı faturalar da senin üstüne. Ya burada da birazcık nakit yönetimini yapıyorsun. Yani ne ailem bana belli bir şey gönderiyor, neyden ne kadar şey yapabilirim. İşte kiraya bu kadar gidecek, işte internet bu kadar, elektrik bu, bana ne kalıyor? Buradan kendi muhasebeni yapmayı öğreniyorsun. Bu da güzel, zevkli bir mevzu. Birkaç tane ev seçeneği mevcut. Hani bunu Nipas'a girerseniz gerçekten çok net öğrenebiliyorsunuz. Hani Nipas çevresinde neler var, neler yok diye. Birkaç tane böyle site diye tabir edebileceğimiz yaşam alanları var ve bir
Naples'ta internet sitelerinde de hani Naples housing diye yazarsanız bir sürü şey çıkabilir. Hani bunların artısı eksisi bu şekilde. Hani konaklama mevzusu da böyle açıkçası.